Ayten, kuru patlıcanları hemen getirme kızım. Ferit Bey'e sürpriz olsun. Aman abla, adamın sürpriz görecek halim var Allah aşkına. Perişan olmuştur zavallı. Bana bak, ağzından bir şey kaçıracak olursan o dudaklarını büzer, yorgan iğnesiyle dikerim seni. Tamam mı? O nasıl laf abla? Tamam, Ayşe gelinin bebeğini düşürdüğünü kimseye söylemem, söz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kezban abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Döktürmüşsünüz yine. Bebek de ben de çok acıkmıştık vallahi. Afiyet şeker olsun kızım. Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağzından bir şey kaçırma. Bir kere söyledin anladık. Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun kızım. Kusura bakma hastaneye gelemedim. Burada işler biraz karışıktı. Hiç önemli değil. Çok şükür ben de bebek de gayet iyiyiz şimdi. Diyorum ki odamıza geçelim. Şöyle elimizi yüzümüzü bir yıkayalım. Üstümüzü değiştirip sofraya öyle inelim. Tamam mı? Olur. Tamam. Buraya gelmeden önce söyleseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Böyle ince detaylar, hassas konular senin ilgi alanına girmez Adnan. O yüzden sus istersen. Bu iltifatın için çok teşekkür ederim Asade. Rica ederim. Sana az bile. Çocuklar gelmeden seninle bir konuşalım Adnancığım. Ne oluyor bunlara? Vallahi benden duymuş olma. Ama baban şüpheli. Ne diyorsun kızım ya? Ne şüphelisi? Söyle. Ya bu Saadet Hanım var ya, hani hemşire oğlum. Bu bildiğin babanı avcunun işine aldı. Hatta bu yüzden annenle baban dün çok fena kavga ettiler. Annen kadını konağa çağırdı. İnce bir ayar çekti. Bence annen babanla arasındaki meseleyi böyle çaktı gibi. Neyse. Deli etme beni. Ne meselesi? Neyi çaktı? Ha? Aralarındaki mesele mi? Ayıp ayıp. Babam o benim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bekle gör. Sonra Leman dedi dersin. Tövbe yarabbi ya. Ayıp ayıp. Al oku. Onaylıyorsan imzala. Edebimizle bitirelim bu evliliği. Mal rejimine ilişkin bana layık gördüğün şey bu yani, öyle mi? 5 kuruş almadan bütün serveti sana ve çocuklara bırakıp gideceğim. Mal mülk kavgası edelim diyorsun yani. Ceketimi alıp çıkayım yani, öyle mi? Oraya sadece şiddetli geçimsizlik yazdım diye dua et Adnan. En azından çocuklarının gözünde itibarlı bir baba olarak kalacaksın. Beni tehdit ettiğinin farkında mısın sen? Bana yaşattıklarından sonra sessiz kalmanın bedeli diyelim. Ben bu ihaneti yaşamamak için elimin tersiyle iterdim bu serveti. Elinin tersiyle ittiğin o serveti ben dişimi tırnağıma takarak kazandım. Kime kötülersen kötüle beni. Ben bu protokolü asla imzalamam. Tahmin etmeliydim. Para senin için itibarından da, babalığından da, dedeliğinden de daha değerli. Paranın kimin için değerli olduğu burada yazıyor Azade. Beni aptal yerine koyma. Ben hakkımı gasp etmene asla izin vermeyeceğim. O zaman hakime açıklarsın otel odasında yaşadıklarını. Buyur ispatla o zaman. Ben hiçbir hakkımdan feragat etmiyorum. Olur Adnan Bey. Biz de ispatlarız o zaman. 2 milyon lira. Hayatım boyunca seni rahat ettirir. Pazarlıkları severim. 2 milyon. Güzel para. Şimdi ben mahkemeye gitsem, benim eski sevgilimdi bu adam desem, 2 milyonu alırım. Ama işinize yaramayabilir. Adnan Bey çok zeki bir adam sonuçta. İnkar edecek, kumpas diyecek. Bunlar şirketi kurmuş, üstüme oynuyorlar diyecek.
İki de gözyaşı. Ortalık karışacak tabii Azade Hanım. Yani kabul etmiyor musun? Hı. El yükseltiyorum. Size güzel bir teklifim var. Ama pahalıya patlayacak söyleyeyim. Söyle bakalım. Neymiş bu teklifin? Adnan Bey'le otel odasında çekilmiş video kaydımız var. Biraz müstehce. Ama hakim izlediği anda Adnan nakavt. Anlaşırsak video senin. Ne kadar istiyorsun bu videoya? 5 milyoncuk. Bu kadar servete tek başına sahip olabilmek için bence değer. Siz bunu bir düşünün. Haberleşelim. Kabul ediyorum. Kalp Yarısı ATV'de.